Herkese merhaba, Melodi'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz Melodi'ye. Evet, bugün ilk challenge'ımızı yapacağız ve ben çok heyecanlıyım çünkü ben ilk defa challenge yapacağım. Bu Ozi değil, ben Melodi'yim. Şöyle. Ozan'la beraber acaba sevgilimizi ne kadar tanıyoruz adlı challenge'ımızı yapacağız. Hazır mısın Ozan? Hazırım Melis. O zaman şimdi sorulara önce cevap vereceğiz. Bana sırtını dön. Sakın bakmaya çalışma. Ben görüyorum seni şu an. Hayır bakma ama o zaman. Tamam peki. Bakmıyorum. İlk soru. Acaba hangisini yaz? Ben kaplumbağa gibisin. Korkusuzum tabii zorlusun. En sevdiği şey neydi ya, bir tane vardı. Ne yazdım? Ben de yazdım. Bitti. Evet, cevaplarımızı verdik. Krem şantiyemiz burada. Cevabı yanlış bilen krem şantiyi suratına yer. Hazır mısın Ozi? Hayır. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. O zaman ilk sorumuz en sevdiği dizi. Önce sen cevap ver. Ya ben kendi cevabımı veriyorum. Evet, en sevdiğin dizi ne? En sevdiğim dizi tabii ki Elif. Yapma be. Hayır be, gerçekten en sevdiğim dizi. Tamam, yalan söyleme şimdi. Peki, tamam, reklam yapmayalım. En sevdiğim dizi ben şu anda değil ama Kurtlar Vadisi. Yes! 1-0. Benim en sevdiğim dizi tabii ki Elif. Tabii ki Elif'i çok seviyorum ama... Glee en sevdiğim dizi. Hadi ya. O zaman ilk krem şantiyemizi yedik galiba. Doğru mu yazdım bilmiyorum ama. Ay aferin sana. En sevdiğim film. Benim en sevdiğim film Babam ve Oğlum. Hadi be. Ben büyük sallamıştım. Savaşlı Dövüşlü. Scarface. Ya canım. Ama sevdiğini söyledin. Hiç izlerken gördün mü beni? Babam ve oğlumu da hiç izlerken oğlum, görmedim. Oğlum kaç defa izledim ben onu. Hayır izlemedin. Neyse bunu yani... O, tamam var. Sen de cevabını ver. Belki sen de bilemedin. Sırayla olsun bari. Peki. En sevdiğim filme ben cevap veriyorum. Yani ben müzikal severim. Ama şimdi en sevdiğim romantik filmi yazdığına çok eminim. Şimdi yani. O yüzden P.S. I Love You. Yani? Yani? Not seni seviyorum. Yani sen kazandın. Şöyle söyleyeyim. Babam bunu sevdiğini nereden bilebilirim? Teşekkürler. Yavaş yap bari. Yani böyle vuruyor muyuz, ne yapıyoruz? İşte bu lan. Hazır mısınız? Hop şu fazlasını alalım. Ya ben gülüm şantı ben yaptım. En sevdiğin yemek. İşte... Doğru cevap ver. Tamam, en sevdiğim yemek tabii ki Adanalı olduğum için kebap yani. Benim en sevdiğim yemek. Kesin bilemedim. Asıl sevdiğim yemek benim. Bu pizza seviyorum, pizza. Pizza mı? Hı-hı. Yemek değil ki pizza ya, fast food ya. Ne alakası var pizza mı? Ben doyuyorum. Ne yazdı? Emin misin yani? Evet, pizza. İşte pizza değil yani. Bir kere bak, içi köfte. Kebapçıya falan gittiğimizde yiyor yani. Seviyorum diyor. Çünkü seni kebap yemekten sıkılıyorum. İntikam soğuk yenen. Hazır mısın? Burnum kalsam. 1-2-3. Bula iyice bula bula. Bıyıklarım Batman gibi oldu. Bıyık bıyık o sakalım. Şekerle mi koyayım? Yok. Güzel olmuş. En sevdiğin renk? Benim en sevdiğim renk siyah. Dın 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 dın. Seninki ne? Siyah. Ve yine yanılmadım. Aferin sana. Sarılamıyorum ama. Zaten ben öpebilirim. Hayır. En sevdiğin arkadaşın? En sevdiğim arkadaşım... Çok zor lazım ya, ecağım. Tabii ki Caner Kaymaz.
Ama hangi Caner? Yazmamışsın ki soyadını. Bir soyadını bilmiyorum. Üç tane Caner tanıyorum ben. Hayır, ben bir tane tanıyorum. Bu da Adana'daki arkadaş. Ama diğer arkadaşını sevmiyor musun, diğer Caner'i? Hani bizim ekipte çalışan Caner'i. Acaba sevmiyor musun? Şimdi bak, üç tane Caner var. Yani bu durumda Caner demen seni üç kişiden kurtarmış oldu değil mi? Ama bu Adana'daki Caner. Yazsaydın Adana'daki Caner. Neyse, tamam, kabul ediyorum. Ama Caner kazandım sonuçta. Tamam, peki. Benim en sevdiğim arkadaşım. Aslında en sevdiğim çok arkadaşım var ama yani Cengiz'im. Çok büyük haksızlık yaptın. O kız orada senin çocukluk arkadaşın. Neyse, tamam, bir şey demiyorum ya. Yani bir şey demiyorum. Niye sen geri kalan tarafa ne yaptın Caner yeri? Bu ayıp sana yeter yani. Ben Zelal dedim tabii ki. Zelal'cim, bu izliyorsan şu anda. Zelal'im. Ben sen sanıyordum ama... Ama Zelal benim ahiretliğim, en iyi arkadaşım değil. O benim ahiretliğim, en iyi arkadaşım Cengiz Han. Ya ben şimdi bunu o zaman oraya yazsayız. Ahiretliğini kim diye? Hayır, senin ahiretliğin yok. Ne yapabilirim? Ahiretlik ne ya? Daha şunu doldurayım biraz. Bu boşalmış olur. Hayır canım ya, neyi boşal... Bu tarafa daha çok mu yapsın? Hayır, hayır. Bir, iki, üç. Olduğun için. Bana gözüme sürmeseydin. Yesene, tadı çok güzel. Gözümdekini yiyemem ki. Yalnızken ne yaparsın? Yalnızken ne yaparım? Yani ne cevap verdiğini de çok iyi biliyorum da. Tabii ki PlayStation oynarım yani. PlayStation. Mükemmel İngilizceyle. Ben yalnızken ne yaparım? Yani evin şeklini falan değiştiririm genelde. İşte melodi yaparım yani, di yaparım. Evin şeklini değiştiririm. Ama di tek başına yapamayacağın için yalnızken olmuyor, o başka. İşte evin şeklini değiştir, duvar falan boyarım. Ama her yalnızlıkta da insan duvar boyamaz ki kardeşim yani. Bir duvarın bir rengi vardır ya. Vardır, gözüne girecek. Ben de alacağını sandım. Alışveriş yaparım. Evde nasıl alışveriş yapıyorsun tek başına? Alabilmeyeyim cevabını artık. Yalnızken ne yaparım? Alışveriş. Tamam, alışveriş. Dedi alışveriş. Hiç göstermesen mi? Temizlik yapar ya. Atıyor yani. Temizlik yapar. Çünkü evde temizlik yapar yalnız kalınca. Gözüm yani şu anda. Peçete vereyim mi sana? Ağlamak istiyorum. Peçete ister misin? Şurada var peçete. Şimdi, tam yanında. Bir dakika. Sen yalnızken temizlik yapmıyor musun evde? Ya işte genelde bir şeylerin yerini değiştiriyorum. O temizlik gibi bir şey değil ki. Her zaman temizlik yapıyorum. Pis de temizlik yapıyorum. Ama ben ne zaman gelsem, sen arasam sen temizlik yapıyorum demiyor musun? Hı? Ev pis demek ki. Tamam, peki. Tamam. Burnuma girdi. Tamam, ben sokarım kafamı. Sen kendin sok istersen. Ya ama nefes alamıyorum ki, ben burnum tıkandı şu anda. Tamam, bir dakika. O zaman sence senin en gıcık özelliğin ne? Benim en gıcık özelliğim, şimdi insan kendine nasıl böyle bir şey söyler ki? Ben biliyorum en gıcık özelliklerimi. Benim en gıcık özelliğim kabullenmemek olabilir. Yani kabullenmemek. Bence babanın en gıcık özelliği çoraplarını ortaya atması. Ben şöyle bir şey hatırlamıyorum. Gerçekten. Çoraplarının etrafında kırmızı çizgiler çektim ve oralarda ölüler olduğunu iddia ettim. Benim daha çorabım... sonra etrafına şey... Beyliz de burada elimi yalıyor. Buradan krem şanti sevdi. Ya kızım, yüzümü yala. Onun dışında etrafına polis şeridi çektim. Benim çorabımın yerleri var, belli noktalar var. Ben onlara bırakıyorum. Ama Melis attığımı düşünüyor. Yerini belli etmeye çalışıyor sanırım. Burası benim. Burada ben yaşıyorum diyorum yani. Buraya yaklaşmayın. Sonuç olarak intikam. Zaten yüzünde hiç kalmadı, yiye yiye bitirdi. Biraz daha vereyim de ye bari yani. Şöyle yapıyordun değil mi? Ha? Şöyle değil mi? Evet. Gözüm yok. Oha, boynumu... Senin? Benim en gıcık özelliğim... Gıcık çok özelliğim var ama... en gıcık özelliğim de şey, inadım olabilir. Çok inatçıyım.
Ama şimdi... Yanallah atıyorum. Şöyle bir cevap verdim ben. Muhalif olması. Yani ne söylesem tersini söyledim. Bence. Aa. Yine aynısını yaptı. Ne söylesem... Ne, tamam, ben daha önceden söylemeden tersini söyledi yani. Olur. Ne yapalım? La la la! Seninkiler niye yapmıyor biliyor musun? Sakallı. Sakalların tutuş şeyinden. Hazır mısın? Hazırım. Bana yaptığının aynısını yapacağım. Oha, bu ne mort oldum. Ne oldu? Burnun yok. Wingardium Leviosa demek istiyorum sana. Bence bir burnum daha var. O hepsini de temizleme canım. Hayır canım, sen hepsini temizleme. Bakar mısınız? Benimki yani akıyor. Yüzünün yarısını tertemiz. Bakar mısınız? Ama şey. Buraya yaptım. Burayı temizlemeyi mi ki? Yaladım. Bir sonraki soru, görüşeceğiz o zaman. Evet. Nedir? O zaman en korktuğun şey ne? Bir Adanalı olarak hiçbir şeyden korkmam tabii ki. Onun dışında? En korktuğum şey seni kaybetmek. Nasıl duygusal müzik girebilir tamam, mi burada? Tamam, vur suratıma alıyor. Burada duygusal müzik girebilir mi? Ben şey yazdım, yalnız kaldım. Allah'ın yok mu be? Çilek var mı ya? İki tane de şuraya çilek koyalım. Pasta gibi oldu. Sıradaki sorumuz. Benim en korktuğum şey işte. Ha, evet. Ne korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Benim en korktuğum şey başarısız olmak. Krem şantım akıyor. İşte bak yüzüm böyle temizleniyor, sakalım yok. Ayağı akıyormuş. Ya şimdi ben bu soruyu tamamen yanlış anlamışım demek ki. Yani gerçekten hiç anlamamışım hatta. Çünkü ben ya yalnız korku filmi izlemek falan dedim yani. En korktuğu şey. Korkmadım. Hayattan korktuğu değil de yani hani genel olarak korktuğu şey diye şöyle bir şey verdim ama yanlışmış. La 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 la. Var işte bir sürü var. Burası boş. Yüzümdeki. Hazır mısın? Hazırım. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Sıradaki soru. Isladaya gitsen yanına alacağın 3 şey nedir Ozi? Şimdi PlayStation diyeceğim ama ıslada elektrik olmaz şimdi. O yüzden onu söylemeyeceğim. Orada bir ters köşe olmuş olabilirsin şu anda. Ama bu hayal kuruyoruz. Şimdi ıslada'ya gitsek yanımıza bir şey alamayabiliriz o sırada. O yüzden. Ama ıslada da elektrik olmaz ama ki. Ama olsun. Islada'ya gitsem yanıma ne alırım? İlla bir şey mi olması lazım? Bir kişiyi alamıyor muyum? Yok, her şeyi alabilirsin. Kişi de alabilirsin. Tamam, seni alırım. Bir de Bailey'si alırım. Bir de... Bir de PlayStation alırım ya. Ben dedim ki beni alır. Kebap alır. Bir de PlayStation alır. Bir kere yaptım. Kebap almadım çünkü. Şimdi bununla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Adanalılar bilir ki kebap soğuk yenmez. Yani buradan kebap götürürsen sor. Ama ısıtırdık ya. Yüzünü temizleme oğlum. O yüzden ne yapalım? Bir kere yapacaksın. Biraz sürelim. Bir kere işte. Ne kadar yanlış yap o kadar çok. Bir kere. Süper oldu. Ben ne alırım? Seni alırım. Ama kopya çektin şu an ben. Ama seni alırım. Tamam. Seni alırım. Bir şey oldu. Yok bir tane. Melodi malzemelerimi alırım. Çünkü öyle bir şey yapabilirim böylece. Evet. Bir de annemi alırım. Annem de her şeyi yapar. Peki melodi çekmeyi mi düşünüyorsun? Ben hiç bilememişim ya. İki tane bir hazırlayayım. Bayağı bilememişim yani. Yüzüme girdi. Bence bunları alır yani. Ne aldın? Notebook, kıyafet, diğerine makyaj malzemesi. Bence. Ben bu kadar sığ biri miyim ya? Sen bunu 3 kere yapacak. Hayır, niye 3 kere? 3 tane yanlış cevap. Bu 1. Bu 2. Oh. Bu da 3. Ağzım acıktı. Gözümü açabilir miyiz? Hı hı. Evet. Bu kadar makyaj malzemesi niye aldım yanıma?
Ada ne yaptın? Makyaj yapacaksın. Ya da niye makyaj yapayım ki? Belki dışarı çıkarız akşam. Biraz da makyaj malzemesi alırsın diye düşündüm. O zaman en sevdiğin şey. Benim en sevdiğim şey. Genel olarak. Noel Baba gibi miyim? En sevdiğim şey evde vakit geçirmek. Daha özele insan. Daha en sevdiğim şey sensin, tamam abi. Ya hayır, bir insan olmayacak. İnsan olmayacak mı? Hayır. Tamam, sen zaten bir meleksin. Ya bak, insana canlı. Peki o zaman en sevdiğim şey düşünüyorum. En sevdiğim şey. Ama bu... Evde vakit geçirmek. Evde vakit geçirmek. Ben de en sevdiğim şey uyumak. Ben günde 5 saat uyuyan bir insanım ya. Ama repo günlerinde uyanmıyor biliyorsun. Ama o repo. Ama çalışmayınca uyuyorsun. Nerede? Ama hadi vur. Bitmiş mi? Az kalmış. Hazır mıyız? Kayıtta mıyız? Evet. Geliyor. Bir yutkunluğum duydum yani burada. Hep aynı göze çalışıyor ama. Ben o tarafı görmüyorum yani. Aa bak, kağıdıma da döküldü. Bakalım. Bugün Melodi'de krem şantiden yüz maskesi yapıyoruz. Asıl amacımız oydu. Benim en sevdiğim şey... sanırım... En sevdiğim şey oyunculuk yapmak. Ya onu biliyoruz zaten canım, bilmediğimiz. Tamam, ben seni mi kıracağım? Tatlı yemek. Tatlı yemek mi? Evet. Canım en sevdiğim şey çikolata. O bile düştü, tatlı yemek. Biliyorum şu anda ya. Fark etmedin mi? Tatlı yemek mi? Gerçekten şu an seni tanımadım. Farkına var. Ben de. Sen tatlı yemezsin ya öyle. Yemez miyim? Ne bileyim. Yani ben dekorasyon diye düşündüm. Bunu da severim de ya. Bu yüzden ben krem şanti yiyorum yani. Bu sefer daha beklemediğim bir anda yaptım. O seninkiydi ama neyse. Aa, seninki de bir daha. Hayır. Ama o benimkiymiş. Şu an iki tane taktım ve ben... Son soru. Öyle mi? Gözlerim yandı. Evet. En çok kullandığın kelime. Benim mi? Bana karşı. Bana karşı diye bir şey yok. Bana yani. Karşı en çok kullandığın, başkasına karşı kullandığın kelimeyi ben nereden bileyim o zaman? En çok kullandığın kelime diye bir şey var, genel bir şey. Bana karşı diye bir şey sorulmadı. O yüzden abi. En çok kullandığım kelime yani. En çok kullandığım kelime... Abi. Kelime arasında çok kullanıyorum. Yok. Ben de aga diyorum. Aga mı yazdın sen? Belki de aga yazdım. Ben dedim ki nerede? Çünkü sürekli bana nerede diye soruyor. Hatta bildiği şeyleri de nerede diye soruyor. Mesela Melis araba nerede? Kapının önünde, tamam o zaman hadi. Yok artık. Ya. Sen? En çok kullandığım kelime sanırım totalde. Çünkü total değil mi? Totalde böyle oldu, totalde şöyle oldu. Diyor. Yok, bir tane daha... Tontiş! Çok olan kelime tontiş. Yanlış gidiyoruz. Her şey yanlış. Tontiş. Bir kere en çok kullandığı kelime hani. Yani şöyle. Bir şey anlatırken mesela ya, hani. Hayır, o kadar hani demem ben. Çok kullanıyor. Abi. Burada benim kaç bin tane izleyicim var. Kaç tane hani demişim. Yalancıya bak. Belki de yayında söylemiyorsun, bilmiyorum. Ben senin yayınında yokum. Ama gerçekten ben bunu saymıyorum yani. Bu şu anda benim haklı olarak... Özde beni hiç tanımamışsın. Bunu hak ettim. Bir dakika, ben vurdum mu? Benimki tabağım bu. Benim hazırladığım tabak. Kendine tabak hazırla. Tamam. Tamam, o senin. O da. Daha önce sen Murat. Bu finaldi değil mi? Hı. Evet.
yaparsın kötülük. Allah'ın yok mu be? Ama hiç hoş değil. Bak, ben bu saçla işe gidiyorum. Saçımla para kazanıyorum ben. Konuşurken tükürüyorsun. O zaman ne yapıyorsunuz? Çok duygulu. Evet. Bir melodinin daha. Sonuna geldik. Burada beni 70 milyona rezil ettin. 70 milyar izliyor bizi burada. İnşallah. O zaman ne yapıyorsunuz? Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan bizi takip ediyorsunuz. Takip etmezseniz başınıza bunlar gelebilir. Gerçekten. Başının gözünün sadakası olsun buna. Ayrıca abone ol. Ben olsam olurum yani. Hani yani. Böyle bir şeyi kaç kere görür ki insan. Evi kirlettin. Bu evi ben temizliyorum. Hadi görüşürüz. Şimdi eli sallıyor, göremiyorum şu anda. Efendim.